Zarkafa? Kim bu hatun? İsmi sana haber. Rus diyarındanmış. Hünkârımızla birlikte geldiler. Belli ki gözdesi olmuş. Hareme yerleştirilmesi emredilmiş. Müsaadenizle. Sultanım. İyi misiniz? Ben. Burada. Başına bir şey mi geldi? Ne yapıyor şimdi diye düşünürken o meğer... Sultanım, siz Sultan Murat'ın nikahında tek kadınısınız. Bunları umursamayın. En fazla bir gönül eğlencesidir, geçer. Murat'ın gözü kimseyi görmez. Bakmaz bile. Eğer bu hatunu getirdiyse... Sultanım, hadi gidelim. Korkum boşuna değilmiş. Ya sana bir şey olsaydı? Buradayım Fahriye. Yanındayım. Bu sarayın sensiz hiçbir manası yok benim için. Seni her an özlüyorum. Sana kavuşmanın hayalini kuruyorum. Ama belli ki sen aynı hisleri taşımıyorsun. Ne demek bu? Harame gelen şu hatun. Gözden olduğunu söylüyorlar. Doğru mu? Söz vermiştin bana. Başka kadın olmayacak demiştin. Ama şimdi vaziyet değişti tabii. Sana bir evlat veremiyorum. Bunları konuşmanın ne yeri ne sırası var ya. Merak ediyorum sadece. Ne geçti aranızda? Ona karşı hislerin var mı? Hiçbir şey. Daireni dön Fahriye. Yalnız kalmam lazım. Hünkar oğlum bir hatunla gelmiş. Sultanım, hatun Yadigar Paşa'nın kapı kullarındanmış. Yıllar evvel esir edilmiş. Hususi yetiştirilmiş. Paşa hünkârımıza takdim etti. O hainin hediyesini nasıl kabul eder? Sultanım, hatun paşanın ihanetini ifşa etti. Akabinde şehzademizin hastalığına derman oldu. Hünkârımız da itimat etmiş olacaklar ki beraberinde getirdiler.
Ağalar, geldiğimi haber verin hikârımıza. Bağışlayın sultanım. Lakin haremiyle halvetteler. Haremi mi? Bir şey sultanım. Hayır sultanım. Sana haber hatun geldi. İbrahim'i iyileştirdin. Peki bana şifa alabilecek misin? Nedir o? Melisa yağı hünkârım. Baş ağrısına iyi gelir. Tabii maharetli ellerle buluşursa. Bu işlerde mahir olduğunu aşikar. Nereden öğrendin bunları? Büyük validem şifacıydı. Çocukken onunla birlikte şafak sökmeden kırlara çıkıp ot toplardık. Sonra o otları kaynatıp ilaç yapardı. Bildiğim ne varsa ondan öğrendim. Her derdin bir şifası var. Bir şey sürüp gitmez. Önemli olan o şifayı bulmak. Gel. Tarya. Ne oldu? Dediğim çıktı. Hissetmiştim zaten. Murat. Hatun'la birlikte. Yeni gelen mi? Sen bu yüzden mi üzüyorsun kendini? İki günlük hatun için kendini harap etmeye değer mi Farya? Ben onun için her türlü zorluğa göğüs gerdim. Her şeyden vazgeçtim. Evimden, tahtımdan. Karşılığı bu mu? O hatuna nasıl dokunur? Nasıl halvet olur onunla? Haremin nizamı bu Farya. O hatunlar hep gelip geçici. Hiçbiri senin yerini alamaz. Senin sahip olduğun kudrete erişemez. Hem sen hünkâr abimin nikahlı karısısın. Daha da mühimi, abim sana aşık. Haremdeki o hatunların hepsinin bir talihi var. Aile kurmak için, Murat'a bir evlat vermek için. Benim yok. Biz asla bir aile olamayacağız. Sana haber Hatun.
Kösem Sultanımızla konuştum. Seni kabul edecekler. Lakin ortalık karışık, epey sürer. Beklerim. Lalezer Hatun. Şu sultan kim? Farya Sultanımız. Hünkârımızın nikahlı karısı. Lakin istikbali pek parlak değil. Ne demek o? Hünkârımız da çocuk veremiyor. Lakin sen verebilirsin. Hele bir de Kösem Sultanımıza kendini beğendirirsen hepten gölgede kalır. Demek sana haber sensin. İnşallah huyun da yüzün kadar güzeldir. Ben kulunuz, yüce sultanımızın hizmetindedir her daim. Huzurunuzda olmak şereflerin en büyüğü. Şehzadem İbrahim'e ellerinle şifa olmuşsun, iyileştirmişsin. Başka ne maharetlerin var? Paşa konağında hususi terbiyeden geçmiş sultanım. Pek güzel raks ediyor. Sesi de güzel maşallah. Okuması yazması da pek muntazam sultanım. Eğer kendini bozmaz ise pek akıllı, pek terbiyeli. Âlâ. Bir de sözümden çıkmazsa daha ne olsun? Geceye hazır edin. Hünkâr oğlum hatunlardan yana pek talihsiz. Pek gergin, pek asabi bugünlerde. Gönlünü hoş tutmak gerek. Vallahi talihli hatunsun Vesselam. Kösem Sultanımız sevdi seni. Kanı kaynadı. Yoksa niye yollasın üst üste? Ayşe Sultan'ın başına gelenleri işittim. Çocuklar elinden alınmış, odaya kapatılmış diyorlar. Biri odaya kapatıldı, biri gebe kalamıyor. Gün doğdu sana gün. Bu fırsatı iyi değerlendir. Hadi. Thank you.
Hünkârımıza geldiğimi haber verin. Hünkârımız şu anda müsait değil sultanım. Çıkın dışarı. Herkes. Sen de çık. Yalnız bırakın bizi. Sen Fahriye? Bu ne cüret? Sen kimsin? Benim huzuruma destursuz gelirsin. Ben kim miyim? Kim miyim? Ben senin nikahlı karınım, nikahlı. Ben senin için her şeyden vazgeçtim. Ülkemden, ailemden, tahtımdan, her şeyden. Bütün hayatımı geride bıraktım. Karşında tek bir şey istedim. Bana sadık olmanı. Peki sen ne yaptın? İki günlük hatun için beni unuttun, beni bıraktın. Sen bana bunu mu reva görüyorsun? Çık dışarı. Elimden bir kaza çıkmadan çık dışarı. Ben sana söyledim Murat. Tek bir şartla burada kalırım. Başka kadın olmayacak dedim. Haremindeki diğer kadınlarla karıştırma beni. Aksi halde... Ne aksi halde ne? Ne yaparsın? Ne mi yaparım? Sarayı başına yıkarım seni! Başına yıkarım! Sarayı başına yıkarım! Başına yıkarım! O hatunun koynuna bir kere daha girersen... onu da öldürürüm, seni de. Duydun mu beni? Yaparım. Kendimi de öldürürüm. Her şey biter. Ne var o hatunda? Aşık mı oldun? Söyle. Raks ederek aklını başından mı aldı seni? Söyle. Konuşsana. Fahriye. Söyle. Benim sabrımı zorlama. Senin canını öyle bir yakarım ki. Bu yaptıklarına bin pişman olursun. Ben pişmanım zaten. Sana inanıp burada kaldığıma, bu sarayda kaldığıma, seni sevdiğime bin pişmanım ben. Öyle mi? Öyle. Pişman mısın? Evet. Ben senin ızdırabına son vereyim o zaman. Öldür beni. Öldür beni. Öldür beni, sen de kurtul ben de. Öldür. Öldür beni. Öldür beni. Öldür. Bırak. Bırak. Sultanım. Dün geceki hadise sebebiyle bir hayli üzüldüm. Eğer bir kabahatim olduysa... Senin ne kabahatin olacak hatun? Git dediler, gittin. Evet, doğru. Kösem sultanımız arzu ettiler gitmemi. Lakin bağışlayın. Neden bu kadar rahatsız olduğunuzu anlamıyorum. Nihayetinde Sultan Murat, Cihan Padişahı. Ve buradaki herkes onun haremi. Vaziyetinizi de düşünecek olursak... Ne varmış vaziyetimde? Başınızdan çok elin bir hadise geçtiğini işittim. Asla çocuk sahibi olamıyormuşsunuz. Oysa haremin varlık sebebi... soyun devamıdır. Yani er ya da geç... kenara çekilmek zorunda kalacaksınız. Anlaşılan dün gece kapıda kalmak pek ağrına gitmiş. Ama bunu alırsan iyi edersin. Çünkü ben bu sarayda olduğum müddetçe hepinizin kaderi bu.